Merhabalar. ABD'li ünlü milyarder ve banker David Rockefeller ismini duymuşsunuzdur. Peki adı sık sık Illuminati ve başka gizli örgütlerle anılan çoğu insana göre karanlık bir isim olan Rockefeller hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Gelin 101 yaşında yaşamını yitiren David Rockefeller ve ailesini birlikte inceleyelim. Amerika'yı, hatta dünyayı kontrol ettiği söylenen dünyanın en zengin isimlerinden bir tanesiydi Rockefeller. Çoğu insana göre bağışlarını, karanlık tarafını gizlemek için bir nevi maske ya da susturucu olarak kullanmaktaydı. Köklü aile geçmişinin ardında da pek çok sansasyonel olay, örtbas edilmiş bir sürü yasa dışı suç bulunmaktaydı. Dedesinin yaptığı ve babasının devam ettirdiği servetin içine doğmuş, milyarderlik sıfatını kaybetmeden bir asrı geçkin ömür yaşamıştı. New York'taki sayılı milyarderler arasında olan Rockefeller'la ilgili söylenen o kadar çok şey var ki, Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan tutun da yeni dünya düzeni ve dünya imparatorluğu söylemleri bunlardan yalnızca bazıları. Hatta ismi 1776 yılında kurulmuş ve günümüze kadar varlığını sürdürmüş olduğu düşünülen gizli topluluk Illuminati ile bağdaştırılmış, kendisi Illuminati'nin babası olarak nitelendirilmiştir. Ve gördüğünüz gibi bu ünlü isim fazlasıyla merak uyandırıcıdır. Ailenin en yaşlı üyesi olan David Rockefeller, büyük babası John Davison Rockefeller'ın kazandığı servet sayesinde dünyanın en zenginlerinden biri olarak dünyaya gelmiştir. Forbes tahminlerine göre 3.3 milyar dolar kişisel servete sahip olan milyarderin ailesinin kontrol ettiği paranın ise 5 ila 15 trilyon dolar civarında olduğu düşünülmektedir. Rockefeller'ın uzun ömrünün sırrını ise yaptığı organ nakillerine bağlayan pek çok kişi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü eldeki kaynaklara göre David Rockefeller kanunlara aykırı olduğu halde gücünü kullanarak 80 yaşından sonra kalp nakli olmuş. Ayrıca kendisine birkaç kez böbrek ve karaciğer nakli de yapılmıştır. Ve görünen o ki organ nakilleri Rockefeller'ın ömrünün uzamasında epey başarılı olmuştur. İşte Rockefeller ailesi hakkında bilinmeyen şaşırtıcı gerçekler. Çalınan demir yolları. Rockefeller ailesi kendi emeğiyle zengin olmuş bir aile değildi. Duluth, Mesaba ve Norton demir yollarına sahip olmaları başka insanların paralarını çalarak mümkün oldu. Demir yollarının esas sahipleri 1911 yılında rayların inşaatını bitirdiğinde istasyonları yapmak için paraya ihtiyaçları vardı ve Rockefeller ailesi bunun için 420 bin dolar bağışta bulundu. Ancak 2 ay sonrasında Rockefeller'lar parayı 24 saat içerisinde geri istediğini söyledi ve demiryolu sahipleri bu parayı ödeyemeyince demiryollarının kontrolü ederinin çok altında bir ücretle Rockefeller ailesine geçti. İnsanlık dışı ücretler. John David Rockefeller altında çalışan işçilerin ne durumda olduğuyla pek az ilgilendi ve o dönemde tüm halkın bu durumdan haberi vardı. Harvey Pratt Judson 1913 yılında aile adına yaptığı bir açıklamayla Rockefeller'ların asgari bir ücrete karşı çıktığını, her çalışanın kendi değeri kadar maaş almasını uygun gördüklerini belirtti. Bu ücretler işçilerin yaşamını sürdüremeyeceği kadar düşük olsa bile. Ludlow katliamı. Ludlow madencileri 1914 yılında çok zor şartlar altında çalışıyorlardı. Madende çalışmak çok tehlikeliydi ve işçiler emeklerinin çok altında ücretlere çalışıyordu. Üstelik ödemeler Amerikan dolarıyla yapılmıyor, verilen para yalnızca madenci kamplarında bulunan dükkanlarda harcanabiliyordu. Kısacası madenciler yaşamsal ihtiyaçlarını yalnızca madenin sahibi olan Rockefeller Jr.'dan satın alabiliyordu. İnsanlık dışı şartlar altında çalışan madenciler bir süre sonra grev kararı aldı ve Rockefeller Jr. bunun üzerine eli silahlı adamlarını devreye sokarak işçileri madende çalışmaya zorladı. Madenci aileleri evlerinden çıkarılarak bir çadırda yaşamak zorunda bırakıldı ve çadır bir gece makineli silahlarla tarandıktan sonra ateşe verildi. Olayda 2 kadın ve 11 çocuk yaşamını yitirdi. Korku içindeki kadınlar ve çocuklar. Ludlow katliamında hayatta kalmayı başaran madenci aileleri Rockefeller Jr.'ın adamları tarafından öldürüleceklerini düşündükleri için korku içinde yaşamaya başladılar. Madencileri destekleyen bir isim olan Don McGregor madene yaptığı bir ziyarette kadın ve çocukların bir yabancı gördüklerinde nasıl korkuyla kaçıştıklarını anlatır. Yalan haberler. Eğer
parasını yönetebiliyorsan, Amerikalıların kalplerini ve zihinlerini de yönetebilirsin. Ludlow katliamından sonra ailenin yapmaya çalıştığı tam olarak buydu. Bir reklamcı tuttular. Ailelerinin Amerika'ya olan faydalarından bahseden bir ticaret dergisi ortaya çıkardılar. 1915 yılında Hearst Press'te anlaşan aile, kendileri hakkında yüceltici makaleler yayımlattılar ve onlara karşı çıkan herkesi susturdular. Fakirliğe mahkum edilen madenciler. John David Rockefeller Jr. 1915 yılında ailesine ait madenlerden bir tanesini ziyaret etmek üzere Colorado'ya gitti. Madeni gezdikten sonra gece vakti dönemeyecek kadar yoruldu ve geceyi maden yöneticilerinden birinin kulübesinde geçirmeye karar verdi. Rockefeller Jr. günde 12 saat çalışmalarına rağmen ailenin oldukça kötü şartlar altında yaşadığına şahit oldu. Ertesi gün madene geri dönen Rockefeller Jr. madencilerden oldukça kötü muamele gördü ve madeni terk etmek zorunda kaldı. Yönlendirilmiş eğitim. John David Rockefeller, halkın zihnini kontrol etmek için yüksek öğrenim kurumlarına büyük bağışlar yaptı. Aileye ait Rockefeller Vakfı, öğrencilere güvenli ve muhafazakar bir eğitim sunmayı kabul eden akademisyenlere bağışta bulundu ve Rockefeller İmparatorluğuna faydalı olacak düşünceleri yaymayı kabul eden profesörlerin maaşlarına zam yaptı. Gelir vergisi kaçakçılığı. 1916 yılında servetine servet katmakta olan ailenin kazançları nasılsa vergilerden muaftı. Kaldı ki o dönemde ailenin parasını yönetmekte olan John David Rockefeller, bağışlanması beklenen paraların tümünü kendi çıkarları için kullanıyor. Böylece en basit anlamıyla vergi kaçakçılığı yapıyordu. Dürüst bir adamın dertleri. Amerikan Meclisi 1916 yılında John David Rockefeller'dan benzin fiyatlarına gelen aşırı zamlara bir açıklama getirmesini istedi. Sorgulanmaktan rahatsız olan Rockefeller'ın verdiği cevapsa bunun bir arz talep meselesi olduğuydu. Bu dönemde gazeteler Rockefeller ailesinin bu mağdur tavrını iğneleyici yazılarla eleştirdi. Dürüst bir adamın dertleri adı verilen meşhur bir yazıda meclisin Rockefeller ailesinin üstüne gelmemesi ve ailenin yükünü azaltması gerektiği yazılarak Rockefeller'ların acımasız politikalarını eleştirdi. Illuminati. Illuminati örgütü kimine göre var, kimine göre yok. Varlığına inananların iddia ettiği en önemli şey ise örgütün yeni bir dünya düzeni kurma gayesiyle oluşturulduğu. Teorilere göre bunu başarmalarının yoluysa ulus devletleri yok edip inancı ortadan kaldırmaktan geçiyor. David Rockefeller, Standard Oil Company'nin kurucusu ve Chase Bank'ın eski başkanıdır. Rockefeller, bazıları ailemizin ABD'nin çıkarlarına karşı çalışan gizli bir örgüt olduğuna inanıyor. Bizi uluslar üstü olarak görüyorlar, global, küresel ve politik bir yapı kurmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Eğer suçlama buysa, suçluyum ve bununla gurur duyuyorum demiştir. Rockefeller'ın hayatı boyunca Illuminati ile ilişkisi sorgulanmıştır ve Illuminati'nin babası olarak nitelendirilmiştir. Aynı zamanda dünyanın en yaşlı milyarderi unvanına sahiptir. Rockefeller ailesinin Rockefeller Vakfı adıyla da bir vakıfları vardır. Bu vakfın en büyük amaçlarından biri Illuminati'nin kullanabileceği insanlar yetiştirmektir. Bu amaçla da üniversite çağındaki çocuklara burs verirler. Bu vakıf aynı zamanda Beyaz Saray'a stratejik fikirler veren bir yardım kuruluşu gibidir. Bunun en önemli nedeni Amerika politikasına etki edebilmesidir. Amerika'da Yahudi lobisinin başını çeken bir ailedir Rockefeller'lar ve bu ailenin lideri veya yön vereni de David Rockefeller'dı. Yeni Dünya Düzeni. Yeni Dünya Düzeni, monarşileri yıkmayı ve dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak totaliter bir tek dünya devleti kurmayı planladığı öne sürülen, faaliyeti ya da varlığı tartışılır fakat elde edilen bilgiler tam değerlilik kazanmamış olan bir teori. Rockefeller'ların bizim amacımız yeryüzündeki bütün devletleri birleştirip tek bir dini olan tek dünya devleti kurmaktır. Bütün dünya tek bir merkezden yönetilecek ve başkenti de Kudüs olacak. Böylece savaşlar, acılar, açlık gibi kavramları ortadan kaldıracağız şeklinde bir açıklamalarının olması tesadüf olabilir mi? Hoşça kalın.